Sezonun son maçına İskenderun deplasmanında Körfez İskenderunspor karşısında çıkan Aydınspor 1923, ikinci yarısını 10 kişi oynamak zorunda kaldığı karşılaşmada 53. dakikada kalesinde gördüğü tek golle mağlup oldu. Maçın ilk yarısının bittiği dakikalarda orta alan oyuncusu Şamil kırmızı kart gördü. İkinci yarıya bir kişi eksik başlamak zorunda kalan Aydınspor 1923, 53. dakikada kalesinde golü gördü. Sonraki dakikalarda eşitliği sağlamaya çalışan Zeybek'te, dakikalar 77'yi gösterirken Berkay'ın da kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla maçı 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Ev sahibi ekipten de 87. dakikada Edim kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Aydınspor 1923 bu sonuçla ligin ilk yarısını 26 puan ve averajla 6. sırada tamamladı. Ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Çin'e Madranspor ise maçın başında 1-0 öne geçtiği Dardanelspor deplasmanında 39 ve 68. dakikalarda Ufuk Can'ın gollerine engel olamayınca deplasmandan eli boş döndü. İlk yarının son maçından puan veya puanlarla dönmek ve sezonun ikinci yarısına umutlu hazırlanmak isteyen Sarı Yeşilli ekip istediğini elde edemedi. Ligde kalma mücadelesi veren Madranspor, deplasmanda alınan bu mağlubiyetle tehlike bölgesinde bir basamak daha aşağı inerek ilk yarıyı 11 puanla 17. sırada bitirdi.